Herkese merhabalar. Beşiktaş transfer haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Santrifor şart başlığını kullanmış. Sergen Yalçın'ın bu sezon yaşadığı dar kadrolu mucizevi şampiyonluktan ötesinde bir yapıya gitmeleri gerekiyor. Beşiktaş şayet bir bölgeye büyük para harcayacaksa bu kesinlikle santrfor olmalı. Mancuk için Avrupa'ya dönüşü futbola dönüşü anlamına geliyor diye değerlendirmiş. Yaş ortalamasına dikkat çekilmesi gerektiğini de yine ifade etmiş. Diego Costa bombası Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra hala kulüp bulamayan dünyaca ünlü golcü Diego Costa kara kartalla temaslara başladı. İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Yıllık 4 milyon avro ve 2 milyon imza parası isteyen Costa bu rakamın yarısını kabul ederse sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ta önemli iki isim Gezal ve Rossi'ye takımda kalacak mı ayrılacaklar mı? Onun için görüşmelerin başladığını ifade etti Ahmet Nur Nurçebi. Mümkün olduğu kadar bu kadroyu korumak istiyorum. Bu benim ilk hedefim Gezal ve Rossi'ye için görüşmelerimiz başladı dedi. Gelen gideni aratmaz. Başkan Çebi yeni sezon öncesinde camiasına umut dolu mesaj verdi. Bazı önemli isimlerle sözleşmeler sona erdi. Ama şunu unutmasınlar bunlar olmazsa başkaları olacaktır. Gelenler de gidenleri aratmayacaktır. Bu kupalar ne bana ne eski yönetime ne de bundan sonrakine ait. Bunlar bütün camianın. Her Beşiktaşlı'ya söylüyorum. Şampiyon sensin. Gezal transferi Türk futbolu tarihine geçmeli. Evrakları son dakika motorla yetiştirildi. Aboyla görüşüyoruz. Hak hukuk var. Bakacağız. Göreceğiz. Şeklinde açıklamalarına yine yer verilmiş. Hocamızla aramız bozulmaz dedi. Her şeyi sen Sergen hocamızla beraber yapacağız. Kimse aramızı bozamaz diye Ümit ediyorum dedi. Bu arada bir gelişmeydi dün medyaya yansıyan avcıya 17 milyon lira tazminat ödeyecek biliyorsunuz uyuşmazlık çözüm kuruluna gitmişti. Tahkim kurulundan da bir cevap geldi. 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti Türkiye Futbol Federasyonu eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya. Kadro güvencesi Sergen Yalçın'la önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan Beşiktaşlı yöneticiler transfer sözü verecek. Siyah beyazlı idareciler teknik adamla yapacağı görüşmede Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele edebileceği alternatifli bir kadronun kurulacağını söyleyecek. İlk olarak sezon sonunda forvet hattında yaşanan sıkıntılar çözülecek. Yalçın'la Çeşme'de sözleşme zirvesi sabah gazetesindeki başlık Beşiktaş deneyimli hocanın mukavele işlerini çözmek için düğmeye bastı. İcra kurulu üyesi Cenk Sümer Sergen Yalçın'la İzmir'in tatil ilçesinde görüşme yaptı. Başkan Çebi ve As Başkan Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek. İşte ilk imza Yalçın'a demiş Posta gazetesi de. Şampiyon Beşiktaş Avrupa'da başarılı olacak. Ligde yeniden şampiyon olacak kadro oluşturmak için harekete geçti. Öncelikle teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme yapılacak. Genç Hoca'nın verdiği rapora göre de önce iç transfer, sonra da dış transfer hamleleri gerçekleştirilecek ve bir de yol haritasına yer verilmiş Posta Gazetesi'nde. Sergen Hoca neler söyledi? Onu hemen ekranlarınıza getirelim. Takımdaki geleceğiyle ilgili transferle ilgili önemli açıklamaları oldu. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ta Diego Costa bombası. Yeni sezon öncesinde en az 2 santrafor transferi yapmaya hedefleyen Beşiktaş yönetiminde daha önce Mario Mazukiç ve Mamadou isimleri gündeme gelmişti. Son olarak da edinilen bilgiye göre Karakartal'ın dünya ünlü golcü Diego Costa ile görüşte ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yollarını ayıran 32 yaşındaki golcü hala kulüp bulamadı. Bu anlamda siyah beyazlı kulüp ile Costa arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Temsilciyle yapılan görüşmelerde İspanyol golcü için yıllık 4 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası istendiği belirtildi. Beşiktaş'a Costa'nın maliyeti fazla geldi. Ancak Karakartal bu rakamın yarısını önerdi. Eğer Costa bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak. Öte yandan taraflar arasında halen bir orta yol bulunmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki diye Costa transferinde sizin fikriniz nedir? Beşiktaş'a gelmesini ister miydiniz? Beşiktaş da için bu rakamı istiyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Keyleraray'ın bol servis bedeli belli oldu. Yeni asırda yer alan habere göre Beşiktaş'ta sezonal damgasını vuran Keyleraray için yönetimin beklediği bol servis tam 20 milyon euro. Siyah beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 aslık performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Kanadalı futbolcu transfer piyasasına da damga gibi vurdu. Ara transfer döneminde Premier 15 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak. İngiltere Premier hala birçok kulübün takiminde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan Siyah Beyazlar 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek. Kulüple bir yılda kontratı bulunan futbolcunun ayrılık kararı alması halinde gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Bol servissiz geliyor. İşte Raşit Gezal'ın alternatifi. Beşiktaş'ta ara transfer çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlar bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Raşit Gezal için Leicester City ile anlaşmanın zeminini arıyor. Gezal için Monaco'da bir aile istekti. Kartal Cezayirli Yıldız oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacak. Takvimin haberine göre hedefteki isim ise Crystal Palace ile sözleşme sona eren sağ kanat futbolcusu Andros Townsend. 2016 yılından beri Crystal Palace forması giyen Tovsent'in Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tecrübeli futbolcu geride bıraktığımız sezon İngiltere ekibinde 36 maçta forma giydi. Bir gol atarken 5 asist yaptı. İngiliz yıldız Tovsent orta sahanın sol kanadında da oynayabiliyor. Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan Andros Tovsent 13 kez milli formayı giydi. 29 yaşındaki orta saha futbolcusunu bu maçlarda 3 kez rakip havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile sözleşme zirvesi ön görüşme gerçekleşti. Beşiktaş'ta iki kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesiyle ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah Beyazlı Kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer dün Sergen Yalçın'la ön görüşme yaptı. Sabahın haberine göre Başkan Ahmet Nurçevi ve As Başkan Emre Kocadağan da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Sergen Yalçın önceki gün Ağız Spor'da verdiği demeçte sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsetmişti. Tahkim kurulundan Beşiktaş'a şok, Abdullah Avcı'ya 17 milyon tazminat ödenecek. TFF Takim kurulu Beşiktaş ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında adeta yılan hikayesine dönen tazminat davasında son noktayı koydu. Dosyayı tekrardan inceleme alan tahkim kurulu Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Beşiktaş'ta ayrılık. Sergen Yalçın üç ismi sildi. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon farklı kulüplere kiralık olarak gönderilen futbolcuların durumları teknik direktör Sergen Yalçın yönetimine vereceği rapordan sonra netlik kazanacak. Sergen Yalçın'ın kesin olarak kadroda düşünmediği Jormen Lens ve Douglas ile yollar ayrılacak. İki futbolcunun da 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Lens ve Douglas kiralık olarak veya bon servisleriyle birlikte gönderilecek. Ayrılığa yanaşmaları halinde bu oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı ya da karşılıklı anlaşmayla sollandırılacak. Demir Grup Sivas Spor'la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd'un geleceği de Sergen Yalçın'ın raporuna göre şekillenecek. Milliyet yer alan habere göre Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalım ve tutmak istediği ABD'li futbolcunun Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde bir yılda kırmızı beyazlı kulübe kiralanabileceği ifade edildi gelen gideni aratmaz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur şampiyonluk öyküsünü tüm detaylarıyla Ağospor A Spor'a anlattı. A Spor'da soruları yanıtlayan Aşkın Ahmet Nur yeni transferlerden Sergen Yalçın'a, alkışlama olayından Abu Bakar Sözleşmesi'ne kadar tüm merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Bu futbolcularımız bizim için bu sene çok değerli işler yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz sürüyor. Mesela Gezzal. Türk futbol tarihi bunu yazacak sanırım. Evrakları son senede motosikletle yetiştirilmiş bir futbolcu. Şampiyonlukta çok büyük katkı verdi. Abu Bakar'la görüşmeleri mi sürüyor? Bizimle uygun şartlarda bir sözleşmesi var. Ama Kantar'ın topuzunu kaçırmaya niyetim yok. 30 maç oynamamasının nedeni doktorların raporu ve sakatlığı. Hak hukuk var bizde. Bakacağız göreceğiz. Diye transferler hakkında açıklamalar yaptı.